Ay ay ay. Ay ay ay. Efendim yeniden merhaba. Siz tabii. Ben böyle siz işveli cilveli bir kadın. Yahu benim görmedim. Bu durumum iş ve cilve değil. Gerçek. Sevecenlik. Sevecen bir kadın. Evet. İkiniz yani de. İnsan arsızıyım, sevgi arsızıyım. Ne yapayım? Aşkım. Yakışıyor ama sana. Gerçekten yakışıyor. Sen fazla yorum yapma. İkisinin oluş hali o. Yani ben dedim ki bu iki cilveli kadının yanında ben ne yapacağım? Ay Onur canım. Sen de fena değilsin de sen. Niye cilve... öyle yaptın Allah aşkına? Yok cilvem iyi bak, değil. Bak cilve... nasıl attı bacağını hemen. Yakaladım. Cilvem iyi değildi. Sen kahkaha at, fazla konuşma. Sen kahkahan insana iyi geliyor. Ama sizden... C vitamini gibi. Böyle. Teşekkür canım. Ay, güzel ne güzel oldu geldiğiniz. Ne güzel oldu. Kuzum benim kanalı kuzum. Ay, benim canımsın sen. Benim için o kadar önemli. Ay bırak ki. Allah aşkına. Neden sus. Bırakayım canım? Sonuç ortadaysa sebep sadece sebep olarak kalır. Vesile yani, olman vesile, gerekiyor. Bravo. Hakan bunu çok sen şey bilirsin, sen de bilirsin, sen de bilirsin. İnsanlar bazen hayata belli bir görev için gelir ve bu çok görünür. Sibel 15 yaşındayken de evet. Bu görünüyordu yani yıldız. Bambaşkaydı. Yani o bir yıldızdı. Eyvallah. Ben ona bunu söylediğimde sahi mi Nükhet abla dedi. Ay evet dedim ben. Sinirleniyordum. Telaşlıydım o zaman. Vesile olmak da çok özeldir. Çok senin söylediğin evet. Çok özel senin bir şey. Senin oradaki görevin oymuş. Ne güzel işte. Altını çizdim o kadar. O işte önemli olan herkes de çizmez. Teşekkür ediyorum. Ha. Ya. Ay değil mi neler vardı? Neler vardı o zaman? Eyvah Emre'ciğim biz birazdan kalkarız muhtemelen. Herhalde geçen yüzyıldan bahsediyorlar da. Terbiyesizsin. O zamanlar dediğin için. Birazdan çünkü gövdet burada artacak gibi gözüküyor. Evet neler olacak bu akşam burada? Bizim hakim olmadığımız konular olacak kesin. Olsun eşlik ederiz kardeşim. Nükhet'in tabii o kadar değerli ki bir kere senin söylediğin bir şeye çok katılıyorum. Her anı ders gibi, ders. Sohbeti de öyledir ama bence sahne sanatlarıyla uğraşan herkesin tabii ki. Nükhet Duru'yu bir kere sahnede izlemesi bravo. Lazım. En az bir kere yani. Bak, çok güzel, çok güzel. Bak ciddi söylüyorum. Ben bunu çok eski yıllardan beri söylerim. Bunu bir öğrenciliğimden beri. Bu da şahittir. Ona da kurduğum bir cümledir bu. Doğru. Nükhet Duru'yu bir kere izle. Eyvallah. Çünkü o sana çok şey öğretecek. Çok. Eyvallah. Canım hakikaten. Benim. Teşekkür evet, ederim. İlk konsere gelmek isterim. Ay. Evet, bu sene Cumhuriyet'in 100. yılını idrak ederken kendimin de 50. yılını idrak ettim. Maşallah. Herkesin evi vardır. Ve evine girdiğinde oh benim canım evim rahatladım der. Benim öyle bir şeyim yok. Benim bir tane sahnem var. Ve o sahneye çıkınca oh çok evine. Şükür yerimdeyim derim. Çünkü o da benim gibi orada büyüdü. Evim sahne diyorsun mesela. Evet. Bu çok özel bir şey. Gerçekten. Çünkü herkes bilir ben bir 6 ila 8 ay arası taşınırım. Böyle lojistik durumunda sorunlar var. Tamam. Çünkü aidiyet duygum yok. Aynen. Ve hatta bir sene olduysa o evde... Ah bir sene oldu. Çıkmalıyım. İster misin burada kalayım? Burada bir sıkıntı var. Burada bir şey mi var? Oğlum yurt dışından geldiğinde... Her alan... seferinde başka eve mi geliyor? Tabii canım. Alandan arardı. Anne adresi ver. Bilmiyor ki gittim. Annenin orada. Her şey renkli. Rota yeni de almış. Rota yeni çok güzel. Niye gidiyorsan rota yeniden başlıyor. Aynen öyle. Hangi sahnede olursa olsun orası aynen benimmiş oluyor. Hissedebiliyorum.